Sayın Aksünger buyurunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi burada kod adı ESB, Erişim Sağlayıcıları Birliği. Ben buna kiralık katil diyorum. Neden? Şimdi böyle bir birliğe niye ihtiyaç olsun ki? Türkiye'de Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin hakim sağlayıcı kim? Türk Telekom. Ya Türk Telekom olmadan sabit hatlar üzerinden internet bir yere gidebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Mümkün değil. Türk Telekom kimin? Ya sizin birilerine verdiğiniz adamların ne? Kimse bilmiyorum ya. Ya o da onu bilemiyorum. O başka bir konu. Şimdi evet. Şimdi Türk Telekom hayır dediği bir işin Türkiye'de bir yere sağlanması mümkün değil. Bu internet olur, süt olur, et olur bilmem yani. Eğer Türk Telekom veriyorsa bir şeyi, hayır diyorsa o bir kere hakim sağlayıcı. Ya o yok diyorsa bu iş yok. E şimdi bu adam böyleyken sen niye böyle bir birlik kuruyorsun? Sebebi şu. Diyorsunuz ki ya dünyanın gelişmiş demokrasilerinde bu iş öyle veya böyle eleştirilecek zaten. Türkiye yerden yere vurulacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 8. madde 9A bunların hepsi bir vesileyle çok ciddi mahkumiyet kararlarına tabi olacak. Diyorsunuz ki kararı biz vermiyoruz, sivil toplum kuruluşu veriyor. İyi de bu sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç yok ki. Madem böyle bir şey var, TİP Başkanı Türk Telekom'a sabit hatlar konusunda desin ki kapat şurayı, kapattırır zaten yani. Ayrıca burada BTK var. BTK bu memlekette tüm bu kurumların üzerinde balta sallayan bir kurum. Yani canı istediğini o da kapattırabilir. E bu niye? Bu sadece Avrupa Birliği ve dünyaya şirin görünmek için oluşturulmuş. Ben hani kendi tabirimden kiralık katil dediğim bir maşa olan bir kurum. Bu kuruma ihtiyaç yok. Çok saçma sapan bir şey. Şimdi madem BTK tip bu kadar kabiliyetli kurumlardı, bir şey söyleyeceğim. 2011 yılında biz bunu hatta komisyonda söyledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Türk Trust tarafından EGO'ya sertifika verildi. Kök hücre sertifikası. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün herkesin kişisel bilgilerine ulaşabilme imkanı. İkinci bir yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'na verildi. Şimdi bu SEHEM meselesi var ya, diyor ki Türk Trust, yani Türk Trust öyle bir kurum ki Türkiye'deki bu güvenlik sertifikalarını veren bir kurum. Şimdi Merkez Bankası bunu Türk Trust'a geri iade ediyor. Bu bana yanlış verilmiştir diyor. Benim aslında yapmak istediğim yeteneklerin çok üzerinde bana yetki veriyor diyor. Ama nedense Büyükşehir Belediye Başkanı'nın EGO kurumu bunu iade etmiyor. Neredeyse bir yıl boyunca bu sertifikasyonla öyle veya böyle bazı işlemler yapıyor. Size küçük bir şey söyleyeceğim. Ben komisyonda Türk Trust'ın başındaki yetkili bir arkadaşa, ismini vermeyeceğim, sormuşum. Demişim ki bak bu belgeyi bana verseniz ben bu gördüğün sokakta yürüyen vatandaşların bütün bilgilerini alabilir miyim? Banka bilgilerini alabilir miyim? Bunların öyle veya şifrelerini alabilir miyim dediğimde bana dediği kelime, dedi ki kendisi, elinizde böyle bir sertifika varsa tabii ki alabilirsiniz dedi. Ne demek? Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumu Türkiye'de siz mail de atsanız, bir bankaya da girseniz oralarda sizin bilginizi elde edebilme akreditasyon belgesini eline geçirmiş. Bir yıl boyunca. Hiç de dememişler ki ya bu hani böyle sorumlu bir kurum gibi, Kuzey Kıbrıs'taki Merkez Bankası gibi dememişler ki ya bu bize yanlışlıkla verilmiş, sen hem vermişsiniz dememişler, bir sene kullanmışlar. İş ortaya çıkınca ne olmuş? Ya yanlışlıkla oldu deyip. Peki bu adamlara ne yapılmış? Hiçbir şey yapılmamış. Denetim var mı? Yok. Peki bu bilgiler gerçekten alınmış mı? İnsanların bilgileri birine satılmış mı? Hiç kimse bunu bilmiyor. Peki bazı arkadaşlar sosyal medya üzerinde birinin kimlik bilgilerine akşam gördüğünde sabah nasıl ulaşıyor? Çıksın bunu BTK Başkanı açıklasın. Nasıl ulaşıyormuş yani? Buradaki arkadaşlar belki konu biraz teknik olduğu için bu konuyu açıklayamayabilirler. O açıklayabilir veya TİP Başkanı açıklasın. Nasıl ulaşıyormuş? Böyle bir belge varsa, böyle bir sertifika varsa ulaşabilir mi? Evet, ulaşabilir. Çünkü bize uyaran kim? Dünyanın öbür tarafından bizi uyaran bir kurum. Google Chrome uyarıyor bizi. Diyor ki burada bu belge sahte olabilir diyor.
benim diyor mail datalarıma, mail verdiğim bütün vatandaşlara hepsinin bilgilerini alıyor diyor. Sadece Google değil, buna benzer tüm maillerin hepsinin gittiği adresleri almış. Bakın bu büyük bir skandaldır. Bununla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Buradan tekrar suç duyurusunda buluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Aksünger.